sağlıklı hizmetleri müdürü, sayılı tüketici hizmetleri müdürü, üniversitemizin değerli öğretim elemanları, değerli hemşireler, sevgili öğrenciler ve sayın basın mensupları. Üniversitemizin 10. etkinlikleri ve sağlık yüksekokulu aile konferansları kapsamında hazırlamış olduğumuz hemşirelik hayatı, hemşirelik çalışma yaşamı konulu konferansında hoş geldiniz. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi doktora programını bitirdi. 1990'da profesör olan Ülkü Baykal, halen bu ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda yayını olup, doktora ve yüksek lisans düzeyinde tez danışmanlıkları vermektedir. Özellikle hemşirelikte insan kaynakları yönetimi, davranış bilimleri, hasta ve çalışan güvenliği ile çalışma mevzuatına yönelik konularla ilgilenen profesör doktor Ülkü Baykal, evli ve bir çocuk annesidir. Hemşirelikte çalışma hayatı konulu konferansı sunmak üzere İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ülkü Baykal'ı sahneye davet ediyorum. Hocamız sunumdan sonra sorularınıza yanıt verecek arkadaşlar. Ses geliyor galiba. Öncelikle beni davet eden organizasyon komitesindeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve bizi dinlemek için buraya katılan rektör yardımcımız ve yüksek okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma, öğrencilerime de hoş geldin diyorum. Bugünkü konuyu biz Ebru Hanım'la planlarken birbirini takip eden iki içerik olarak oluşturmayı düşündük. Önce hemşirelerin çalışma yaşamı ve bununla ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler, iş yaşamındaki karşılaşacakları riskler, öğrenci arkadaşlarımızın özellikle çok ilgilendiren bir konu olduğunu düşündük. Bir de hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeleri, işte hemşirelik kanunu ve yönetmeliklerini konuşmayı planladık ve onu ilk konuşmayı ben yapacağım. Bir sonraki konuşmayı da Aytolun Hanım, aynı zamanda İstanbul TED Başkanı gelip aktaracak. Böylece ilk birbirini tamamlayan iki içerik oluşmuş oldu. Çalışma yaşamı deyince, arkadaşımız bizim kısaca bir CV'mi aktardı size. Ben bundan açıkçası haberim yok da oradan da anlayacağınız gibi 10 yıllık bir klinik deneyimden sonra ben akademik yaşama geçen bir kişiyim. Ve hemşireliğim de her düzeyinde görev almış bir kişiyim. Ve mesleğimi de açık söylemek gerekirse birinci tercihler yazıp ve severek yapan bir insanım. O nedenle her düzeyde dolu dolu yaşadım ve geçmişe dönüp baktığım zaman da en güzel mesleki kariyer günlerimin hastaya dokunduğum günler olduğunu belirtmek isterim çalışmaya başlamadan önce. Şimdi bugünkü konumuz kabaca insan kaynakları yönetim sürecini dikkate alarak biz ne tür sorunlar yaşıyoruz çalışma yaşamında ve bununla ilgili özellikle uluslararası çalışma örgütünün
1079 yılında ortaya koyduğu tavsiye kararları nedir? Türkiye bu tavsiye kararlarının neresinde yer alıyor? Akışı buna göre planladım ben. Şimdi en önemli sorunlarımızdan bir tanesi istihdam sorunu. İstihdam sorunun içerisine baktığımız zaman hala 2014 yılına geldiğimiz günlerde Türkiye'de hemşire insan gücünün nasıl yetiştirileceği veya hemşire insan gücü dediğimiz çalışan kadrosunun hangi eğitim niteliğinde olacağı tartışılıyor biliyorsunuz. Yani netleşemedik. 2014 yılında yardımcı hemşirelikle ilgili düzenleme çıktı ama hala çalışma yaşamında hemşire kadrolarında çalıştırılan insan gücünün hepsinin diplomalarıyla uyumlu istihdam edildiğini söyleyemeyiz. Özel sektörde bunun çok kötü örnekleri var biliyorsunuz. İşte ATT'lerin reanimasyonda, yoğun bakımda hastayla bir araya buluşturulduğu durumlar söz konusu. Bu önemli bir konu. Ülkenin sadece hemşireliğe özgü mü? Tabii bunu şu an belki çok uzun açamayacağım ama genel anlamda personel politikalarında sıkıntısı var. Türkiye genç bir nüfusa sahip bir ülke ama bir taraftan bakıyorsunuz makro düzeyde insan gücü, meslekler bazında insan gücü planlamalarının yapılmasında sorun yaşıyoruz. Ara insan gücü ihtiyacımız var, mühendisimiz fazla, teknisyen ve teknikerimiz az gibi buna bir örnek verebiliriz. Hemşire rol kadroların oluşturulmaması, bu da çok önemli bir konu. Her serviste kaç hemşire çalışacak? Servislerin özelliklerine göre hangi standartlarda hemşire çalıştırılmalı? Uzmanlık düzeyleri ne olmalı? Bu konularda ne yazık ki belirlenmiş, çok nasıl diyelim, uygulamada takip edilen bir sistemimiz yok. Normalde işte özel hastanelerde ruhsatlandırma sürecinde bir yeni doğa ünitesi açabilmeniz için yeni doğa sertifikasına sahip belli sayıda hemşire, belli sayıda QS falan gibi bir takım standartlar konuyor ama uygulamada bunun tam karşılığı her zaman takip edilmiyor ne yazık ki. Bir de şey var tabii, kamu hastanelerinde bunların bazen aşağı çekildiği durumlar da söz konusu. Burada biraz daha denetim sisteminde sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Hemşire atamaların merkezi sistemle yapılması, bu da çok tartışmalı bir konu. Kamu personeli olarak devlet hastanelerinde çalışacak arkadaşların kamu personeli sınavı gibi bir sınav sistemiyle atanması durumu söz konusu. Bunu hemşirelik akademik camiadaki tartışırken hep söylüyoruz. Hemşirelikte acaba farklı düzeylerde eğitilmiş insan gücünün hemşire kadrolarında istihdam edilmesi sürecinde Amerika'da olduğu gibi bir register sınavı gibi ya da bir tescil ya da bir yeterlik sınavı nasıl adlandırırsak adlandıralım. Bir sınav sistemiyle yerleştirmeleri olsa, bunun yerine tam personeli sınavı yerine böyle bir sınav gelse, bu sesli düşüncelerin bir ürünü. Acaba daha mı uygun? Çünkü kamu personeli sınavında siz mesleki hiçbir bilginizi sorgulamadan sınava giriyorsunuz. 4 yıllık bir eğitimden sonra Türkçe matematik gibi genel şeyler, konular çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da çok mesleki anlamda ölçücü bir sınav olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla atamaların merkezi olması, işte uygun olmayan sınav sistemleriyle atamaların yapılması, atanılan kurumlarda istenilen birinin seçilmesinde tercihlere dikkate alınmaması gibi birçok sorunlar söz konusu. Bir de bu konuda dahil 4B uygulaması var biliyorsunuz, sözleşmeli personel uygulaması. Bu tabi biraz Türkiye'nin genel yapısından da kaynaklanan bir şey. 4A uygulaması, 657 dediğimiz 4A uygulamasındaki insan kadrosunun biraz dış etkilerle de azaltılmasına yönelik bir personel politikası var, kamu personel politikası var. Bunu bir yansıması olarak bunu görüyoruz, 4B sözleşmeli personel uygulamasını. Bu özlük hakları anlamında belki 657'ye denk gibi düşünülse bile sonuçta siz tek tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı söz konusu. İş güvenliği açısından riskli bir durum bu. Yani bir sonraki yıl isterse taraflar sizin sözleşmenizi feshedebilirler. Yıllık sözleşme üzerinden. Şeye baktığımızda, özel sektöre baktığımızda orada daha büyük bir kaos söz konusu. İşte kısa dönemli 2 yıllık, 3 yıllık sözleşmeler imzalanabiliyor. Ama herhangi bir kriz veya uygun olmayan, hastane politikası uygun olmayan durumda hemşireler işten çıkarılabiliyorlar. Tazminatlı veya tazminatsız bunların yaptırımları söz konusu olabiliyor. Onun için iş güvencesi konusu hemşirelikte çok önemli. Şu an için ciddi anlamda bir işsizlik söz konusu mu? Ne yazık ki değil. Yani şu an hemşireler iyi kötü bir iş buluyorlar ama hak ettikleri ücretle, çalışma koşullarıyla bu iş ortamını yakalıyorlar mı diye sorarsak
Bunun karşılığı herhalde evet olmayacak. Çünkü rekabet piyasası içerisinde özel sektörde dahil olmak üzere hemşire ücretlerini yazık yükseltmiyor. Çok sınırlı tutuyor. Yani birbirlerine rakip olmayacak düzeyde tutuyorlar. İşte 2,5'sa örneğin hemşirelere verilen lisans mezunu hemşireye ücret. Bir hastanede 2,5, birinde 2,600, 2,700 ama hiçbir zaman 3 ya da üzeri olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu da hemşire meslektaşlarımızın kurumlar arasında geçişinin önünde önemli bir engel oluşturabiliyor. Kamuya geçişler özelden çok fazla. Bu da özellikle işte ücretlerin sistemlerin daha iyi olacağı ya da iş yüklerinin daha az olacağı şeklinde ama en temelde iş güvencesinin olacağı şeklindeki görüşlerden kaynaklanan bir geçiş durumu söz konusu. Bunlar üzerinde hakikaten çok üzerinde durmamız gereken bir konu. Bir de burada Ayton Hanım'ına girecektir mutlaka bir sonraki konferansta ama ben değinmeden geçemeyeceğim. İstihdam için çok önemli bir sorun bu. Bu yardımcı hemşirelik meselesi. Şimdi Türkiye'nin istatistikleri bu insan gücüyle istatistikleri çok net rakamlar konuşamıyoruz ne yazık ki. Şu an işte 40 bin dolayında hemşiremiz var dersek kabaca. İşte 100 bin dolayında en az sağlık meslek liseli 2014'te sonra biliyorsunuz yardımcı hemşirelikler alınacak. 2014'e kadar alınmış tüm insan gücü hemşire olarak sağlık meslek liselerinden mezun edilecekler. Yani kazanılmış haklara dokunamıyorsunuz kanuna. Yani 2013'te girer kişi işte 4 yıl sonra hemşire olarak mezun olacak. Dolayısıyla bu insan gücünün o 100 bin kadar insan gücünün ve piyasaya 4 yıl sonra sunulacağını varsayarsak bu arada işte 2 yıllık sağlık hemşire olmayan diğer sağlık çalışanlarının da hatta son yıllarda örneğin yaşlı bakım birimlerindeki şeyleri mevzuları hemşire yerine idame ettirileceğiyle ilgili çok ciddi söylentiler var. Sapır oranlarla ya da işte hemşire olarak çalıştırılabileceğiyle ilgili. Şimdi bunların da illegal ya da legal bir düzenleme çıkar mı? Yasal hale de dönüşebilir. Çalıştırılacağını varsayarsak ciddi bir hemşire arzı söz konusu piyasaya. Yani talebin karşılamanın ötesinde ciddi bir işsizlik durumu, riski, olasılığı söz konusu. Ben İstanbul bölgesinde son birkaç yıldır, yani özellikle 2-3 yıldır, özel hastanede de çok ciddi bir büyümenin olmadığını görüyorum. Yani özel hastaneler de çok fazla büyümüyorlar. Dolayısıyla yeni kurumlar açmadığımız zaman, mevcut kurumlardaki çalışan hemşireler de hala iş yaşamına devam, emeklilik uzadığı için 60 yaşına kadar kadınlar, 65'e erkekler çalıştığını varsaydığımız zaman yeni gelen bu 100 bin hemşireyi biz hangi koşullarda istihdam edeceğiz? Bu çok ciddi bir sorun. Yani genç arkadaşlarım gelecekte hemşirelik mesleğini birçok arkadaşımız işsiz, kolay iş bulma, işsiz kalmama amacıyla seçebiliyor. Ama bu ne yazık ki ciddi bir sorun olarak karşımıza gelebilecek diye tahmin ediyorum. Böyle bir öngörüm var. Bu konuda İLO ne diyor? İLO'nun çalışma, 79'da çıkardığı tavsiye kararlarına baktığımız zaman genelde çalışma yaşamını değerlendiren tavsiye kararları var. Bu uzun bir metin. Ben sadece bazı maddeleri cımbızlayarak seçtim. İLO diyor ki hemşirelik personeli teklif olmak zorunda değildir diyor. Yani ülkelerin ihtiyaçlarına göre farklı statülerde hemşire yetiştirebilirsiniz. Ama bu aşağıdaki maddede belirtmiş. Alt düzeydeki bir hemşire eğitilmiş bir hemşire insan gücü bir yukarıdaki pozisyonun idamesi için yani onun açığının kapatılması için kullanılamaz diyor. Şimdi bu tabii tavsiye kararı. Bunu uygulamamız Türkiye buna imzada atmadığı için ciddi bir yaptırım söz konusu değil ama teknik anlamda işte ATT dediğimiz ya da 2 yıllık işte yaşlı bakım teknikerlerinin hemşirelik yetkinliği olmadığı halde hemşire yerine çalıştırıldığı ülkede. Dolayısıyla yardımcı hemşire olarak yetiştirilecek, bundan sonra sayılarının ne olacağı da belli olmayan bir insan gücünün hemşire yerine çalıştırılmayacağı bir konsolun garantisini veremeyeceğini düşünüyorum bu ülkede. Yani böyle bir sıkıntımız var. Uzman hemşire dediği, İLO'ya göre lisanslı, üniversitelerde eğitilmiş insan gücü. Yardımcı hemşire dediği, uzman hemşireye yardım eden ama hemşirelik eğitimi alan ana insan gücü, diğer hemşirelik yardımcıları değil de işte daha kısa dönemde lise düzeyinde falan eğitilmiş destek eleman diyeceğimiz grup. Şimdi bunlar da dediği gibi ülkeler kendi ihtiyaçlarına göre karşılayabilir diyor ya da eğitim sistemlerine göre kurulayabilir diyor ama sonuçta böyle bir şeyin olabileceğini söylüyor.
Şimdi biz hemşirelik camiasının dünyasına baktığımız zaman akademik camia lisans konusunda çok ısrarlıdır. Lisans eğitimi dışında hemşire insan gücü yetişmesin diye ısrar ediyoruz. Ben bu konuyu savunanlardanım ama Türkiye'nin bir de gerçeği var. Şu an işte mevcut insan gücünün, işte özellikle sağlık meslek liseli insan gücünün nasıl çalıştırılacağı, onlara hemşire ünvanı verilmesi zaten sorun. Onlara hemşire ünvanı verdikten sonra siz onu nasıl istihdam edeceksiniz? Buna bir çözüm bulmanız lazım. Bu sorunu aşması Türkiye'nin şu an kazanılmış haklar nedeniyle de başka bir ünvan vermesi söz konusu olamayacağı için benim öngörüm bu insanları lisansa tamamlayacağız. Başka bir seçeneğimiz yok görünüyor. Ve bu ciddi bir yük. Hem yüksek okullar için ciddi bir yük, hem standart eğitim standartını korumak adına ciddi bir yük, hem de örgün eğitimde 4 yıl gece gündüz ders çalışıp sınava hazırlanan, eğitim yapan öğrenciler adına ciddi bir haksızlık olarak da bunu değerlendirmek mümkün. Ama şöyle de bir gerçek var, dediğim gibi 100 bin kişiye siz burada kalıp lise düzeyinde ve siz hemşire olarak çalışacaksınız demek gibi bir durumda söz konusu olamayacak. Böyle bir yırtılır içindeyiz, bir kaosun içindeyiz ne yazık ki. İkinci problemlerden biriniz, yani sağlık çalışma yaşamının sorunlarından bir tanesi, hemşire insan gücünü sayısal azlı, bu istihdamda da ortaya çıkıyor ama burada özellikle iş yükü açısından belki konuya bakmak lazım. Birimler bazında, bölümler bazında hemşirelerin kaç hastaya kaç hemşire gelecek dediğimiz, insan gücü planlaması dediğimiz hesaplamaların yapılmadığını görüyoruz. Ben herhalde hemşireliğin parlak döneminde yaşadım. Üniversite hastanesinde çalışırken ve servis konumlu hemşiresi olarak da görev yaparken özel serviste 5 hastaya bir hemşire bakıyordum. Üniversitede, bu devlet üniversitesi, özel değil. Ve 3 vardiya çalışıyordum. 3 vardiya çalışıyordum. Akşam hemşireler servislerle evine gidiyordu. Ve gece nöbete gelen, 11'de ya 12'de nöbete gelen hemşireler de servislerle evinden alınıyor. İstanbul gibi bir bölgede. Şimdi 2000, işte bu söylediğim 85-86 yıllarındaki süreç, 90'lara kadar. 2014'te geldiğimizde, İstanbul için tabii çok ciddi bir yaşam zorluğu var ama diğer şehirlerde de benzer uygulamalar görüyoruz. Çok fazla sayıda hastaya bakıyor hemşireler. İşte ne bileyim 60'a çıkan, belki işte 20'den aşağı, 30'dan aşağı belki olmayan servislerde hemşireler yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Ve uzun saat çalışıyorlar. Çok uzun mesai harcıyorlar. Bu da iş yükünü artırıcı bir olsun tabii. Kamuda istihdamın daraltılmasına dönük şeyler var. İşte az insanla iş yapalım. Bu kamuda da artık işlemeye başladı. 663'ü herhalde herkes biliyordur. Kamu hastanelerinin, kamu hastaneleri birlikleri kurulması ile ilgili kanun ve kararname. Şimdi burada hastaneler kısmen daha özel bir yapıya kavuşturuldu. En azından kendi yönetimlerini daha merkezi değil de birlikte arasında yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla daha az insanla daha verimli iş çıkaralım, performansımız yukarıda olsun gibi bir takım yönetsel hedefler koyuyorlar. Ve bu da tabii eleman sayısının daha aşağı çekilmesi şeklinde bir sonuç doğurabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Çok ciddi bir sorun değil günümüzde ama kamu için özellikle ciddi bir sorun. En az hemşireyle en fazla iş çekermeye çalışıyor özel sektör. Kar marjını yükseltmek adına. Bölgeler kurumlar arasında dengesizlik var hemşire sayılarında. Kırsal, kentsel bölge. Kentsel bölgenin kendi içinde eğitim araştırma hastanesi ya da devlet hastaneleri adında değişiklikler var. Bu dünyanın sorunu aslına bakarsanız. Ama Türkiye'de de bu hizmete yansıyan olumsuz bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Hemşireler dev oluyorlar. Yani sürekli işten çıkıyorlar. Kamudan çıkıyor, başka bir kamu hastanesine gidiyor ya da kamudan çıkıyor, özele giriyor ya da özelden kamuya gidiyor. Böyle bir hızlı bir sirkülasyon var. Bu konu hem yönetici hemşirelerin çok gündeminde olup bu konuda çok stratejik hedefler, şeyler, planlar yapıp hemşireleri tutma noktasında ne yazık ki çok böyle olumlu yollar bulamadık ve geliştiremedik bunu. Hala bu sirkülasyon çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yurt dışında gelişmiş ülkelerde de bu sorun var. Hemşireleri işe almakla olay bitmiyor. Hemşireleri o iş yerinde tutmak da ayrı bir strateji gerektiriyor. Bu konuda da ayrıca düşünüp ne yapabiliriz? Hemşireleri tutmak için hangi mekanizmaları kullanmalıyız? Bunların üzerinde çalışmamız lazım. Ayrıca az önce söylediğim gibi
Hemşire yetersizliğini gidermek için de ne yapıyoruz? En kolay yolu seçiyoruz. Birazcık hemşirelik işini yapabilecek nitelikteki ara insan güçlerini hemşire pozisyonlarında çalıştırıyoruz. Burada 2007 yılında ICT'nin temasıydı bu. Hemşire insan gücünün yetersizliğine değinen bir temaydı. Bunu çok önemli bulduğum için burada vermek istedim. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarında da bu hasta hemşire oranlarının çok iyi olmadığı ülkeler var. Bu ciddi bir sorun olarak ifade edilmiş. Aynı zamanda mevcut hemşire dağılımı bölgeler, ülkelerin işte farklı bölgeler arasında da farklı olduğuna değinilmiş. İkinci maddede şöyle bir ifade var. Az sayıda hemşire yetiştiriyoruz ama onu da yeterince istihdam etmiyoruz. Yani burada da sıkıntı var. Hemşire az ama az hemşireyi de işte farklı yerlere kaysın, onların yaşamını kolaylaştırmıyoruz. Hemşirelikten bakan, başka alanlara kaymak isteyen meslektaşlarımız işte ne bileyim sağlık sigortasında ciddi anlamda hemşire çalışıyor. Diğer işte polis sağlık hizmetleri dediğimiz alanda hatta adı bile geçmiyor. Halk sağlığı hemşire sınıfı bile geçmiyor orada. Aile sağlığı elemanı gibi bir kadroda çok sayıda elemanımız çalışıyor. Yaptıkları iş hemşirelik mi her zaman için bunu söyleyemeyiz. Orada çalışmasınlar demiyorum ama sonuçta iyi istihdam, uygun yerlerde bu şekilde istihdam politikasını belirlememiz lazım. Az insanı nasıl etkili verimle kullanırız diye düşünmemiz gerekiyor. Bu konuda sorunlarımız var. Güvenlik personel politikalarının oluşturulabilmesi için ülkelerin öncelikle çalışma koşullarını iyileştirmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Yani hemşireleri, mezun olan hemşire, meslektaşlarımızı hemşirelik işinde tutabilmemiz için çalışma koşullarını iyileştirmek zorundayız. Onlar gidecek başka kapılar buluyorlar. Bir de Türkiye'nin istatistiklerinde kaç kişi hemşire diplomasını aldı ve şu an fiilen çalışan hemşire sayısı nedir? Onunla ilgili de çok net rakamlar yok. Aktif olan hemşire sayımız nedir? Emekli mi? Başka bir alanda mı çalışıyor? Ne yapıyor? Bu konuda net istatistiklere ne yazık ki ulaşılamıyor. Emekli olma hızlarını bile tahmin edemiyoruz hemşirelere. En son bir projeksiyon çalışmasında YÖK'ün yaptığı bir çalışmada %3 gibi bir emekli olma tahmini olarak bir rakam belirlenmişti. %3 olarak hemşire emekli olursa işte atıyorum 2020 yılında kaç tane hemşire açığımız olacağı hesaplamak adına tahmini bir şeydi bu. Bir de burada yine üzerinde durmak, hemşire sayıları hasta iş yükü iyi değerlendirilirse dolayısıyla kaçmayacaklar. İnsan bilgilendirmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapmış. Hem çalışma koşullarını iyileştireceksiniz hem de uygun sayıda hemşireyi orada çalıştırma noktasında politikalarınız olacak. Hemşirelik işinin içeriğine baktığımız zaman aslında bu konuda şu an yasal anlamda çok fazla sorunumuz yok. Niçin yok? 2007'de Kural Esre Kanunu çıktı. 2011'de yönetmelikler çıktı. Sonra 12'de revize edildi biliyorsunuz. Hatta işte ameliyathane hemşiresinin, steril olmayan hemşirenin iş tanımına kadar birçok tanıma sahibiz. Peki bu uygulamaya ne kadar yansıyor? Şimdi sorun bu. Var ama uygulamada bu karşılık buluyor. Hemşireler hala hemşirelik işi olmayan işlerde çalıştırılıyor. Gerçek yaşam ne yazık ki öyle. Yani mevzuat var ama mevzuatın yetersizlikleri olsa bile kısmen bazı alanlarda yetersizliklerimiz olabilir. Ama eskiye oranla ciddi bir iyileşme var. Fakat bu uygulamaya yeterince aktaramıyoruz. Kurumların hemşireden istediği işlerle, iş tanımlarıyla yasal zemin bazen örtüşmüyor. Bunların iyi örtüştürülmesi lazım. Ya hala hemşire ne bileyim bir tıbbi sekreterin işini yapıyorsa veya hala hemşire bir hekim asistanı gibi ilaçları yazıp reçeteleri yazar noktadaysa burada sorun var demektir. Burada da önemli rolünü yönetici arkadaşlara bağlamak istiyorum. Bunların sınırlarını koyma noktasında yönetici konudaki arkadaşlar biraz daha herhalde karar verici ya da daha baskın rol üstlenmeleri gerekiyor. Kendi kurumlarındaki uygulamaları en azından yasal düzenlemelerle örtüştürmek noktasında. Rol karmaşası var. İşte bunun sonucunda böyle bir tablo çıkıyor. Peki hemşireler kendi işlerine sahip çıkıyorlar. Bir de bu var. Ben klinikte çalıştığım yıllarda hatırlıyorum. Başhekim sekreteri olmak için veya işte bir bölümün, bir hocanın özel işlerini yapmak için hemşireli vardiyan hakkı kurmak adına tabii bunu da altını çizmek lazım. Gönüllü olan arkadaşlarımız var. Şimdi bunları yani küçümsemiyorum. Hakikaten zor bir meslekteyiz. Ve eskiden bizim zamanımızda 10 yıllık çalışma yaşamından sonra insanlar örneğin vardiyaya konmayabiliyordu. Şimdi öyle bir hale geldi ki hemşirelerin yaş ortalaması yükseldi.
10 yılı bırakın, işte 60 yaşında vardiyaya giren hemşire meslektaşlarımız var üniversite hastanesinde. E şimdi bunu düşündüğünüz zaman hakikaten zor bir meslek. 60 yaşına gelmiş, işte 1 yıl, 2 yıl kalmış neyse, emekli olacak ya da yılını tamamlamaya çalışıyor, gününü tamamlamaya çalışıyor ya da maaşı düşmesin diye işine devam etmek istiyor ama vardiyalı çalışmak zorunda. Şimdi bunlar tabii zorluklar ama sonuçta hemşirelik işinin dışındaki işler konusunda da biz çok görebiliriz meslek üyeleri olarak. Böyle bir gerçeğimiz var. Yani aileyi kendimize tuttuğumuz zaman kolay, konforumuzu sağlayan ama çok da mesleki olmayan işlere çok rahatlıkla hemen sahiplenebiliyoruz. Hemşireler işe aldık, yerleştiriyoruz. Bu süreçte ne tür sıkıntılarla karşılaşılıyor? Burada genç meslektaşlarım, öğrenci arkadaşlarımız da bu konuda sanıyorum benzer süreçlerden geçecekler. İyi. İşinize yarayacağını düşündüğünüz, çalışma koşullarının iyi olduğunu düşündüğünüz, öncelikle fırını seçme noktasında sıkıntılarımız var. İşte nereyi seçelim? O ilde, o bölgede hastanenin yapısı nedir? Ben burada yaşayabilir miyim? Nerede iş bulabilirim falan, bunları iyi değerlendirmek ve bunun için de bilmiyorum sizin okulunuzdaki ders içeriklerini ama örneğin kariyer planlamaya dönük veya rehberlik danışmanlık adına belli birimlerin oluşması gerekiyor. Öğrenci özellikle 3'ten sonra 4. sınıf öğrencilerine, hatta 3 bazen genç de olabiliyor ama yönlendirmek adına. Örneğin lisansüstü eğitim yapmak isteyen, örnek veriyorum, arkadaşların not ortalamalarının yüksek tutması gerekiyor. 4. sınıfa geliyor çocuk, bunu yeni öğrendim diyor, hocam bilseydim baştan sıkı tutar gibi. Yani dolayısıyla öğrencilerin, bu danışmanlık hizmetini veren hocalar veya ayrıca bir birim tarafından kariyer planlamalarına yönlendirmeleri lazım ki meslek üyesi oldukları zaman iş kollarını tanısınlar. Hemşireler nerede çalışabilir? Klinik dışı çalışma alanları var. Buralar nereler? Bunun artı ve eksileri ne olur? İşte akademik yaşam veya başka alanlarda geçiş nasıldır? Bunları bilmek adına. Dolayısıyla hemşirelerin bunu iyi bilinçli bir şekilde kurumu tercih etmesi gerekiyor. Kuruma gelen hemşirelerin de kuruma uygun hem de birime uygun, işine uygun oryantasyonun uyum süreçlerinden geçirilmesi gerekiyor. Burada da çok kalıplaşmış programların uygun olmadığını söylemek lazım. İşte birçok hastanenin hizmet içi eğitim hemşirelerinin yaptığı oryantasyon programları var, standart programlar var. Her okulun mezununun bilgi eksikliği ayrı değil. Her işte program farklı ya da her birey, aynı okulun farklı bireyler arasında da eksiklikler olabilir, farklılıklar olabilir. Dolayısıyla bireysel eğitim ihtiyacının ortaya konması lazım. O kişiye özel ne verebilirim, o birime özel neyi bilmesi gerekiyor, bunların iyi aktarılması gerekiyor bu dönemde. Bu işe yerleştirme sürecinde yasal olarak arkadaşlarını, öğrenci arkadaşlarını özellikle şunu uygulamam gerekiyor. Özel sektöre girmeyi düşünüyorsanız bu dönemde iş sözleşmelerinize lütfen bakın. Bu çok önemli. İş sözleşmesi, iş kanunu gereği yapılması gereken bir sözleşme. Yani her işveren çalışanıyla eğer sendika varsa toplu, yoksa bireysel sözleşme yapabiliyor, yapmak zorunda. Kanuna. Ama bunun çalışma yaşamında bazen işte boş bir kağıdın imzalatılması ya da böyle çok hani bankalar bulduğu gibi karınca duvarsa gibi küçücük yazıların olduğu kağıtların imzalatılması şeklinde bir şey çıkabiliyor karşınıza. Ama orada neye imzalatılması bilir. Kaç saat çalışacaksınız? Kaç yıl ücret alacaksınız? İşte ne kadar süreli imzalıyorsunuz bu sözleşmeyi? Kaç yıllık bir sözleşme imzalattınız? Bunları lütfen bilinçli yapın. Sonra başınız çok ciddi anlamda yanabilir. Bu önemli bir soru. Devlet memurluğunda biliyorsunuz işte asaletin onaylanması meselesi var 4A bölümü için. Diğer sözleşmelerde de zaten sözleşmesi dönem dönem iki taraf isterse devam ediyor. Burada özellikle vurgulamak istedim. Yeni mezunda yaşadığımız gerçek şoku bu. İşten ayrılma devir hızını artıran en önemli faktörlerden birisi bu. Gerçek şokunu sanıyorum duymuşsunuzdur. Yeni mezunun yeni bir kuruma işe başladığı zaman yani çalışma yaşamı bu muydu, ben böyle bir şey hayal etmedim demeye başladığı süreç. Gerçeği fark ettiği süreç. Ki bu da yani birime bölüme göre değişir ama ilk işte 6 ay, 3 ay içerisinde gerçekleşen şeyler bunlar. Eğer gerçek şokunu başarıyla geçemiyorsa adaylar ya işten ayrılıyor, ya kurumdan ayrılıyor ya da başka bir okula gidiyor, gençse yeni bir fakülte okuyor, başka bir üniversitenin başka bölümüne gitmeye kalkışıyor falan. Yani biz ya kaybediyoruz,
Ya da kalıyorsa orada da, eğer bu iyi yönetilmemişse mutsuz, surat asık, sürekli kavgaya hazır pozisyonda hemşireler olarak dolaşıyorlar. Yani bunun iyi yönetilmesi lazım. Gerçek şokunun özellikle yönetsel destek ve de kurumdaki kademli hemşire arkadaşlarının desteğiyle genç mezunlarda çok sağlıklı bir şekilde atlatılması gerekiyor ki iyi bir meslek bilgisine kavuşabilir. İLO ne diyor? İLO öncelikle neyin üzerinde durmuş? Elemana iş verirken elemanın yeterliliklerine, yeteneğine bakın diyor. Yani uygun olmayan, işlere uygun olmayan insanlara dair. Yani ben kendi meslek yaşantımda koroner hemşiresi olmak tercihim değildir açıkçası. Ama kardiyolojiye girince otomatikman kardiyolojiye ilgili bir alanda çalışmak zorundasınız. Ya cerrahide, ya yoğun bakımda, ya acilde. Sonra çok sevdim çalıştığım alanı. Ama beni örneğin bir psikiyatride çalıştırsaydınız ya da hani ameliyathane örneğin, hiç hayalimde düşünmedim bir alan. Ameliyathane bana çok teknik geliyor. Benim kişisel görüşüm bu, satın alınmayabilir ama yani bana çok hemşire geçici gibi de gelmiyor. Orada herhalde mutlu olmazdım. Mutlaka iş değiştirirdim. Şimdi orada şu var. Adaya soracaksınız işte geldi yanınıza 10 tane hemşire. Ne demek istiyor bu insanlar? Hangi birimden mutlu oluyor? Şimdi bazı yöneticiler, yine yöneticilere kendi amirimden mutluluk için belki çok sataşıyorum ama yöneticilerin çok önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. İnsan odaklı olma noktasında öncelikle. Yani sorabilirsiniz. İsteyen istediği yere yerleştirir. Sizin için bir şey değişmiyor. Ama şöyle bir ego tatmini noktasında hareket ediyorsanız, işte hayır ben karar veririm, senin tercihin önemli değil, sen daha yeni mezunsun. Her yeni öğrenmelisin. Önce bir dolaş, sonra karar vereceğiz gibi bir usluk olduğu zaman o dolaşma sürecinde bu yeni mezunu kaybedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Yani yeni mezun kafasında 4 yıllık eğitim süreci içerisinde bir takım birimleri yerleştirmiş olabilir. Bir şey kaybetmeyeceksiniz. Neresi mutlu olmazsa başka yere zaten kayacak. Veya elime yetersizliği nedeniyle onun istediği yere veremiyor iseniz. Sen şimdi burada bir başla. Bir bakalım sevmezsen sonra yerimizi değiştiririz gibi bir uslup. Bence daha uygun bir uslup gibi geliyor. Yani en azından karşı tarafı kaybetmeyecek, onu istediğinizi, onun değerli olduğunu hissettiren bir uslup oluyor. Bir de bunları eğer uygun bir niteliğe sahip değilse elemanlar, diyelim ki ameliyathane hemşire olacaksınız ama hemşire yeterli niteliğe sahip değil. O zaman kurumsal anlamda bu yetkinliği ona sağlayacak eğitim programlarını vermeniz gerekiyor. Bu da yine kurum yöneticilerinin ve oradaki kıdemli hemşirelerin sorumluluğunda olan bir iş. Yani onun o yetkinliğe sahip olacağı ve tek başına o işi yapacağı nokta neyse onu tamamlayana kadar o sürecin, eğitim sürecinin yönetilmesi gerekiyor. Sürekli eğitim programlarımıza bakarsak bunun devamında neleri görüyoruz? En önemli sorunlarımızdan birisi hemşirelikte kariyer sisteminin iyi olmaması. Özellikle dikey kariyer basamakları var. Dikey öğrencilerin arkadaşlarımız için biraz açıklamak gerekirse, dikey kariyer dediğimiz şey hemşirelikte ne var? İşte servis sorumlu hemşirelik, alt kademeli sorumlu hemşirelik yönetici pozisyonu, işte bölüm başı hemşiresi, supervisor veya direktör yardımcısı ya da direktör gibi pozisyonlar. Buna dikey kariyer diyoruz. Ülkemizde yatay kariyer çok yok ama gelişmiş ülkelerde örneğin klinik basamaklandırma denilen bir sistem var. İstanbul'da da Anadolu Sağlık Merkezi bunu deniyor bu süreçte. Yani bu yıl başladılar. Sonuçlarını henüz bilemiyoruz ama denemeye başladılar. Onların bir önceki yöneticileri Amerikalı bir erkek hemşireydi. Yani John bunun için çok uğraştı, bu sistemi kurmak için. Ve John'un başlattığı çalışma şu anki yönetici tarafından devam ediliyor. Yatay kariyer ya da klinik basamaklandırma dediğimiz şey şu, hemşirelerin hastaya dokunan, yani bakım veren hemşirelerin yetkinliklerine, eğitimlerine, deneyimlerine göre değişik şekillerde üçlü ya da dörtlü sınıflandırılması. Yani örneğin düzey bir hemşiresi, çömez hemşire dediğimiz bir mezun hemşire. Düzey iki dediğimiz işte 3 yıllık, 2 yıllık hemşire, o birimde çalışmış hemşire. Atıyorum, girişi güzel söylüyorum. Düzey 3 dediğimiz en kademeli hemşire de artık o kliniğin en kompleks uygulamalarını yapabilen hemşirelik adına ileri düzeyde gelişmiş uzmanlık, uzman diye hemşire diyebileceğimiz hemşire. Örneğin kan takma işini düzey 3 yaparken düzey 2 sadece kan alabiliyor. Yani işleri yetkinliklere göre sınıflandırıyorsunuz. Her yetkinlik düzeyindeki hemşirenin işini de ayırıyorsunuz. Ve işi ona göre dağıtıyorsunuz.
işte herkesin yaptığı işi yapmıyor. Daha kalifiye işleri yapmış oluyor. Canlandığını bilmiyorum gözünüzde. Türkiye'de bununla ilgili bir çalışma örneği var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hemşirelerin ben 20 yıl, 30 yıl hasta mı bakacağım? Hiçbir gelişimim olmayacak dedikleri, yani kariyer adına kendilerini bir gelecek görmedikleri bir durumu önlemek adına çok önemli bir yöntem olarak söyleyebiliriz bunu. İkincisi, yine kurumların hemşirelerin önünü açmayan, onların bireysel gelişimlerini desteklemeyen işleyişleri var. Lisansüstü eğitimde bunu çok görüyoruz. Ne yazık ki çok görüyoruz. Bırakın lisansüstü eğitime gönderdiği kongreye gönderirken bile hemşirelere senelik izin kullandırılan kurumlar değil. Yani şimdi sizin kurumunuzu temsil ediyor kişi. Oraya gittiği zaman ne bileyim işte Düzce Üniversite Hastanesi'nden birisi gitse orada posterinde o yazacak ya da çıktığı zaman Düzce Üniversite Hastanesi diyecek. Şimdi buradaki yöneticilerin giden kongreye gider. İşte özellikle orada bir bilimsel etkinliği olan kişilere hemşire olarak desteklemeleri gerekiyor. Onların işte ne bileyim listelerini ayarlamak, maddi destek vermek ya da ne bileyim bir takım en azından manevi olarak arkalarında olduğunu hissettirmelerinde yarar var. Bir de uzmanlaşmayı lisansüstü eğitimi alıyor kişi, uzmanlaşıyor. Zor koşullarda uzmanlaşıyor. Yani işte ne bileyim nöbetten çıkıyor, geliyor. Haftada iki gün ders veriyoruz biz lisansüstü programda yönetimde. Ay nasıl getiriyorlar bilmiyorum bu yöneticiler. Öğrenciler nöbetten çıkıp geliyor. Yani diğer günden boş, diğer günlerin nöbet neden konmuyor bilmiyor. Olmuyor, bir türlü denkleştirilemiyor. Ve genelde öğrencilerin ifadesi, yöneticilerin yaklaşımının şu olduğunu söylüyorlar. Yüksek lisans yapmak senin özel sorun. Ben bunun için sistemimi, listemi değiştiremem. Şimdi bu hakikaten bunun üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Yani evet bu özel sorun ama o yüksek lisans unvanını aldığın zaman senin kurumundaki bir istihdam alanında onu kullandığında veya ne bileyim en azından kaç tane yüksek lisans mezunu var? İşte 50 tane, 20 tane denebiliyor. Yani bu da bir insan kaynağının kalitesi, o kurumun kalitesinin bir göstergesi. Sonuçta bundan iyi yararlanmamız lazım. Bunu bir kurumsal kazanım olarak değil de kişinin kendi kariyerini bir ayrıntısı olarak değerlendiriyorlar. Ne yazık ki bu sıkıntılı. Peki ilan ediyorum bu konuda. Uluslararası 79'da yazsak bunu vurgulayacağım. Adamlar 79'da bunu tavsiye ediyorlar. Biz 2014'te bunları hayata geçiremiyoruz. Ne diyorlar burada? Sürekli eğitim programlarına katılıp kolaylaşsın. Şimdi özel hastaneler bunu çok yapıyor. Kamuda kısmen dikkat edilebiliyor buna ama. Eğitim programını koyduğunda nöbetten çıktıktan sonra geleceksin eğitime katılacaksın. Ya 12 saat çalışmış bir insanı siz ertesi gün 2 saatlik hizmetli eğitimde tutabilir misiniz? Ha bu biraz insan dışı bir şey. Yani 11'de atıyorum 10'da 12 arasında eğitim alıyorsunuz. Gece 8, sabah 8'de nöbet teslim etti. Ne yapacak bu kişi? Evine gidip uyumayı düşünecek 12 saatlik nöbetten sonra. Bu eğitim alacağınız kişinin nöbetlerini göre ayarlamamız lazım. Bu eğitimi tekrar tekrar yapmamız lazım ki herkes katılsın. Veya interaktif yapacaksınız bilgisayar sistemlerine. Katılımı artırmak için. İLO yine ücretli, ücretsiz, ondan sonra ücretsiz izin verilmesi, ondan sonra çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini ve yaşamı kolaylaştırıcı izinler, olanaklar sağlanmasını söylüyor. Hizmetçi eğitimlerle ilgili uygun eğitimcilerin kadronun ya da insanların ayarlanması gerektiğini söylüyor. Yani eğitim önemli bir olarak ele almış İLO. Bunun kolaylaştırılması üzerinde durmuş. Gelelim özlük haklarımız. Bu çok dertli, belalı bir konu. Şimdi sürekli yeni yeni maddeler çıkıyor. Bu analık hakkı ile ilgili özellikle bunu belki biraz daha tartışmak lazım. Ama gerçek yaşam çıkan mevzuat uygulamaya ne kadar uygun? Bunu da tartışmak gerekir yine. Şimdi standart haklı çalışma saatimiz biliyorsunuz devlet memurları kanuna göre 40 saat. Ama sağlık çalışanları için bir genelgeyle 45 saatte çıkarıldı. Pratikte bunu bazı kurumlar uyguluyor, bazı kurumlar listeleri 40 saat yapıyorlarmış, çok uyanık onlar. Ama fiilen 45 saat çalıştırıyorlarmış. Bunu yapanlar da var. Şimdi tabii bunun nasıl işin içinden çıkmamız gerekiyor bilmiyorum. İş kanununa göre de 45 saat ama iş kanununun ilave maddesinde şöyle bir şey diyor. Yemek ve sigara dinlenmeler hariç diyor. Yani bu 45 saat net çalışılması gereken saat iş kanununa göre. Dolayısıyla en iyi özel hastane 50 saat çalıştırıyor. Birer saat koyuyor 5 gün izin diye koyuyor yemek ve çay molası diye. 50 saat yapıyor. Şimdi bu
gelir, kapısını açar. Hemşire böyle bir iş yapmıyor. Hemşirelik denemesi diye bir şey düşünülmemesi lazım. Ya o saatte çalışılan bir saat. Çünkü ben yemeğe gidiyorum, arkadaşım benim hastamı bakıyor ve o iki katı yük alıyor. O yemeğe gidiyorum, hastasına ben bakıyorum. Yani biz vitrini kapatmıyoruz ya da kefenliği kapatmıyoruz. Oradaki hizmet devam ediyor. Sonuçta siz ona harica iş kanununda konduğu gibi bir saat mola dediğiniz zaman işçi şeye giderken, molaya giderken şeyi şarjını indiriyorlar. Bank duruyor, üretim duruyor ve hizmet şeye gidiyor. O zaman o belki ileride bir süre olarak hesaplanabilir. Ama işin devam ettiği süreçte 5 saat fazla çalışmak hakikaten çok akılcı gelmiyor yani 50 saat meselesi. Ara dinlenmelerinizi yapamıyoruz. Lütfen yapamıyoruz. Yani o an hasta geliyor, hiç çıkmadan, ara dinlenmesi yapmadan üretimizi tamamlayabilirsiniz. Yıllık izin süreleri, ben 8 kişi çalışıyordu 10 kişilik serviste. Şimdi aynı serviste sorumlu hemşire hariç, şu an sorumlu hemşire dahil 4 kişi çalışıyor aynı özel serviste. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar, senin izine gidemiyor. Bu bir üniversite sınavısı, İstanbul Üniversitesi. İki servisi birleştiriyorlarmış. Hasta sayılarının azaltılabilirse azaltılıyormuş. Azaltılamıyorsa 20 hastaya bir hemşire bakacak şekilde senin ikizin kullanılıyor. Ve toplu kullandığı toplu ikiye bölünüyor. Yazın herkes istediği için yarısı yazın, yarısını kışın kullandırıyorlarmış. Şimdi hakikaten çok zor. Yani bu yıllık izni kullan. Hasta olan hemşireye sorunu şöyle bağlıyor. Rapor falan alayım deme. Çok kötü karamsar bir tablo çizdim değil mi? Ay bilmiyorum yani ben belki biraz depresifim bugünlerde onun bir yansıması ama iyi bir şey de yakalayamıyorum bilmiyorum yani bunu söylediğiniz zaman yani hemşire grip hasta grip tamam mı? Yani hakikaten sürünüyor yani. Kendisinin bakıma ihtiyacı varken rapor aldım deniyor. Şimdi bunu başka türlü nasıl söylenebilir bilmiyorum. Nefes saatleri uzunluğu. Şimdi biraz sonra yine oyun söyleyeceğim. Az önce söyledim, ben gece nöbetleri 12 saat tutuyordum. Hafta sonu nöbetleri 12 saatte gündüz, hafta sonu için söylüyorum pardon. Normal hafta için 3 vadiye çalışıyorum. Şimdi 16 saat normal oldu, artık 16 saatlik nöbetler normal. 24'e çıktı. Bazen şunu söylüyormuş, bunu ama hemşire arkadaşlardan da teklif geliyormuş, şimdi yöneticilerin günahını almayalım burada. Diyorlar ki arka arkaya 48 saat çalışayım, işte ne bileyim, iki gün bu şekilde çalışayım bitsin yani saatini tamamlamak adına. Diğer günler izinli olayım. Ha şimdi burada amaç ne? Amaç yaşamak için çalışmak mı, çalışmak için yaşamak mı? Diğer burada bir denge iyi hesaplamak lazım ama yani biz burada çalışırken amacımız sadece saati tamamlayıp maaş almak mı? Yoksa yaptığımız işle topluma, insanlara, hasta bireylere katkı sağlamak mı? Şimdi bunu iyi, lütfen genç arkadaşlarımız, meslektaşlarımız iyi değerlendirsin. Saatinizi tamamlamak kolay bitmiyor. Orada yaptığınız bir hata, bir uykusuzluk, yorgunluk nedeniyle yapacağınız bir hata, hayatınız boyunca silemeyeceğiniz anılar bırakabilir. O nedenle etkili saat çalışmak, dingin çalışmak, hakkı ile işini yapmak sanıyorum temel ilkemiz olmalı. Analık meselesine gelince, bu analık izni konusu şu anki iş kanununa göre bir 657'ye göre biliyorsunuz işte 8 hafta önce 8 hafta sonra en son bir şey çıkarıldı. Resmi gazeteden çıktı mı bilmiyorum. 2 yıla kadar ya part-time çalışma kamu için. Şimdi bunlar güzel şeyler, sürelerin uzatılması güzel şeyler ama şöyle bir sorun var. Eğer siz 2 yıl yarım gün çalışabilirdi maaş hakkıyla, bir hemşire iki yıl yarım mesai çalışacağı gibi bir şey yaptırım haline getirirseniz kadın hemşire bir şey alamayacak. Özel sektörde istihdam etmeyecek bu kadın hemşireleri. Niçin etsin ki? Yani işte 45 saat, 50 saat çalıştıracağı adamı 25 saat çalıştıracak ve tam maaş verecek. Yani bu o kadar şey değil ya, pratikte karşılık bulan bir durum olmayacak. Kamu için bile aynı şey olacağını düşünüyorum ben. Çünkü hemşire sayısı artacak. Kafa olarak baktığınız zaman işte 100 kişinin istihdam edileceği hastanede part-time geçirdiğinde atıyorum 120 kişi istihdam edilmek zorunda kalınacak. Bunun da tabii bir şeye sıkıntısı olacak. Bu izinlerin uzatılmasının bir tarafını, bir takım bu istihdamı zorlayıcı sistemlere konması gerektiğini düşünüyorum. Yani kadın hemşirelerin can talan diye bir şey var.
sağlık sektöründe, hemşirelik sektöründe yani alanında belki şu an karşılık bulmuyor ama örneğin bankacılıkta çok karşılığı olan bir şey, ifade bu. Kadınların yükseltilmemesi, yani üzerinde bir engel konulması. Kadınlar normal çalışıyorlar ama hiçbir zaman şef müdür ya da işte bölüm başkanı bilmem ne olmuyorlar. Üniversitelerde de bu kısmen vardır. Bir arada ben bir konuşma için kadın öğretim üyesi sayısı Türkiye ortalamasında %50'lere yakın, 40'ın üzerinde. 45 falan yanlış hatırlamıyorsam. Ama kadın rektöre baktığımız zaman yok. Yok gibi bir şey, bir iki tane belki. Ya da rektör yardımcısına baktığımızda sayıları çok az, dekan göremiyorsunuz. Şu sonuçta nereye gelmek istiyorum? Erkek hemşireler de çok hızlı geliyor arkadaşlar. Biraz feminist tarafım tuttu erkekler için. Çok hızlı geliyorlar. Dünyadaki söylem şu. Dünyada işte %15-30 bazı ülkelerde değişiyor ama erkek hemşireler genellikle erkeklerin genetik özellikleri de böyle sonuç odaklı bakıyorlar. Hedefleniyorlar ve genelde yönetsel pozisyonlar, maaş getiren pozisyonlar ve de prestijli pozisyonları yapabiliyor erkekler. Ve de kadınların şu an elde ettiği bazı pozisyonlar ne yazık ki erkeklerin eline geçecek bu işte. Çünkü kadınlar tercih edemeyecekler bu söylediğiniz meseleler yüzünden. Yani bir baş hemşireyi, daha doğrusu baş hemşire olacak kişiyi kadından tercih etmeyecek. Hastanenin işte birinin kurulu üyesi neyse başkanları. Diyecek ki şimdi doğuracak, doğduğu zaman işte yarın izin alacak, işte süt izni olacak, bilmem ne izni olacak. İşte örneğin alın size cam tava. Böyle bir tablo ortaya çıkacak. O nedenle kadınların kadınlık haklarını, yani kadın bilme hemşirelerin analık hakkı, kadın olmanı getirdiği haklarının korunması ile ilgili önlemler alınması lazım. Bunları daha sonraki maddelerde söyleyeceğim. Evet, şu an hemen yeni geldiği için söylüyorum. 24 saat kreş olsa belki bu olmayacak. Problem haline dönüşmeyecek. Değil mi? Mazeret rapor izinleri kullanılmaması. Peki İDO ne diyor bununla ilgili? Şimdi bu çok uzun yazdım. Bu çok önemli oldu. Bu üzerinde belki biraz daha soru geleceğini umuyorum. İnşallah sorarsınız. Şimdi İDO diyor ki 40 saat en yani şey 40 olsun ama 40 aşmasın diyor. Hatta kanın altına indirin hemşirelerin haftalık çalışma saatini diyor. Bunu 79'da diyor. 8 saat günlük çalışma olsun, 8 saatin üzerinde çalışılmasın. 12 saat olabilir ama bu sık olmasın diyor. Yani bu sık tekrarlamayın diyor. Biz 48'de gidiyoruz neredeyse. 24 bile normalleşti. Yemek molası, dinlenme falan filan. Haftalık dinlenme izni, yani şunu nöbet tuttunuz, arka arkaya 3 gün çalıştınız. Haftalık nöbet izninizi veriyorlar ya, onu bir gün falan veremezler. En az 2 gün arka arkaya verilmesi lazım. Ki yeterince dinlensin beden. Dinlensin ki daha sonra işe başladığı zaman daha verimli çalışsın. Tamam mı? Başka burada işte nöbet çalışması ücretlendirilmesi meselesi var. Şimdi iş kanununa göre normal mesaide diyelim ki 100 lira alıyorsanız nöbette onun %50'sini alıyorsunuz. Yani 150 lira alıyorsunuz. Şeyde ise bu bayram resmi tatil günlerinde de iki katını alıyorsunuz. %100'ünü 100 lira, 200 lira alıyorsunuz. Şimdi kamu kanunu karşılığı yok. Çok düşük ücretler. Hatta bir hemşire arkadaş bir gün toplantıda şey demişti yıllar öncesinde. 40 lira nöbet parası alıyormuş 24 saat çalıştığında. Eve temizliğe kadın geliyor ben nöbet tuttuğum için. Ona işte 80 lira ödüyorum demişti. İki katını ödüyormuş. Şimdi böyle bir sistem olamaz. Yani hakikaten. Onun için nöbet bandını mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. Ya da izin alma. 1'e 2 izin verilmesi lazım nöbetlerde. Ya da 1,5 neyse onun standartı koy. 1'e 1 veriliyor. Çalıştığı günü karşılığı sefer izin alıyor kişi. İşte aralarında yine dinlenmeler olması belirtilmiş. Senelik izin meselesi, bu da yine benim çok takıldığım ve çok tartıştığım bir mesele. Eski hemşirelik kanunu bilen varsa beni destekleyecektir. Eski hemşirelik kanununda, yani 54'te çıkan kanunda şöyle bir madde vardı. Hemşireler bir ay izin kullanır. Ve ben yeni 657'ye girdiğim zaman, 83 yılında, ilk girdiğim yıldan itibaren bir ay izin kullandım. Bizim yöneticimiz şöyle demişti, hemşireler kanunları ona bir hak tanımış ve onlar vardiyalı çalışıyorlar, yoğun çalışıyorlar. Kanunlu hakları bir aydır da o normal memur değildir, büro elemanı değildir. O, normalde normal memurlarda 10 yıldan sonra bir ay izin hakkı vardır biliyorsunuz. Hemşirenin böyle bir hakkı vardı.
2007'de kanun değişince bu yok oldu. Şu an işte normal 657'nin bizim hakkı neyse bunu kullanıyoruz. Ama İLO diyor ki hemşireler bir izin kullansın. Ayrıca işte çalıştığı birime göre örneğin şu an falan alıyorsa, işte kemoterapi uygulanan birimlerde bu da verilmedi biliyorsunuz hala hemşirelerin önemli sorunlarından bir tanesi. Kemoterapi uygulanan hemşireler radyolojide nasıl şu an izin hakkı varsa orada da sotoksik ajanlar da çalışıyorlar. Ayrıca izin hakkı da olması gerekiyor. Bu yok ne yazık ki. Burada şey demiş bakın, zor ve tehlikeli işlerde çalışanların çalışma saati azaltıldığını veya ücretleri farklı oldu. Zor ve tehlikeli işler nedir? İşte kemoterapi uygulayan hemşireler yani onkoloji biriminde çalışma ya da işte anjiyoda çalışma, ameliyathanede çalışma yani işte acil gibi hakikaten kritik bakım birimleri zor birimler burada daha sağ çalışmak gerekiyor. Dikkat et daha dağılması gereken şekilde çalışılması gerekiyor. Çalışma ortamı ile ilgili fizik ortamı yetersizliği, bu da herkesin bildiği şeyler. İyileştirilmeye çalışılıyor ama yani hakikaten çok zor. Ülkenin ekonomik yapısı da bunu biraz destekliyor. Birçok hastanelerimiz çok istendik standartlarda değil. İşte ergonomi, çalışma ortamı, malzeme meselesi. Bunu yine 2007 temasında bunun üzerinde çok durmuş ICN. Olumlu çalışma ortamını tanımlamış. Tamam mı? Burada neyin üzerinde duruyor? Kurum İşe aldığı kişiyi tutma noktasında bir takım çalışmalar yapacak. Yani eleman geldi, ben yerine yeni eleman bulurum, gidebilir dostluğumda değil de ben elemanı aldım, bu elemanı nasıl mutlu edebilirim, daha iyi bu elemandan nasıl yararlanabilirim noktasında. Buna yönelik politikalar oluşturulacak. Eğitim önemli, onu anlatmıştık zaten. Emeklerin karşılığını alması ücretleme çok önemli. Hemşirelik ücretlerinin yeterli olduğunu kimse söyleyemez, hak edilen ücret değil. 24 saat uykusuz kaldıklarını varsaydığımız zaman ona göre bir ücretleme olacak. Yani uykunun karşılığını değen bir ücretleme olması lazım. Fizik ortam konunun yetersizliğinin olmaması gerekiyor. İş sağlığı ve iş güvenliği meselesi yine çok önemli bir konu. Bugünlerde popüler bir konu bu ama İLO 97'de yani İLO'nun karar bölümünde bunu 2007'de bunu duyuruyor ama İLO'nun karar bölümünde de bunu görüyorsunuz. Hatta biraz sonra bunu söyleyeceğim. İLO bununla ilgili iş sağlığı iş güvenliği birimlerin öncelikle sağlık sektöründe oluşturulmasını öneriyor. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Bir de son yıllarda çalışma ortamında bu iş güvenliği açısından şiddet meselesi de çok önemli bir konu oldu bizim için. O nedenle bunun üzerinde de durulması lazım. Olumlu çalışma ortamı yaratılması lazım. Ücret konusu düşük ücretler. Kurumlar arasında ücret farklılıklarının iyi hesaplanmaması, bazı kurumlar daha iyi verebiliyor. Yönetici pozisyonlarında ciddi uçurumlar var, onu özellikle vurgulayayım. Kamu ve özel yöneticileri arasında, İstanbul örneklerinde çok ciddi farklar var. Hemşireler arasında tam tersi bir durum söz konusu iken, özel sektörde hemşire yöneticilerin ücretleri gerçekten çok iyi. Mesai ücretlerini düşündüğü az önce söyledim. Birimler arasında ücret farklılığı çok objektif kriterler oluşturulması lazım. Eğitim düzeyleri açısından da bunların çok iyi deneyim eğitiminde, ücretlemede iyi bir şekilde planlanması gerekiyor. Yıpranma tazminatı meselesi. Bu konuda sanıyorum 2 yıl kadar önce Eşek Haftası'nda o zaman başbakanına bu konu yansıtıldığı zaman sağlık senin toplantısında yanlış hatırlamıyorsam o zaman başbakanı, şu anki cumhurbaşkanı evet bu olacak dedi. Şimdi sendikalar bu üzerine gidiyorlar aslında ama ne yazık ki bu konuda bir gelişme olmadı. Hemşirelerin yıpranma tazminatlarının hesaplanması ve bunun verilmesi noktası. Ve bir de ICN'in 2007'deki şeyde düzenlemesinde hemşirelerin doyumlu çalışabilmesi için neler önemlidir denmiş. Bakın ücretlemeyi 4. sırada veriyor. Yani hemşireler aslında hala manevi değerlerine son derece bağlı mesleğinin etik ilkelerini korumaya çalışan bir meslek grubu. Çok bozulmuş değiller diye düşünüyorum ben. Çünkü 4. sırada hala bu kadar düşük ücretlerle 4. sırada veriyorsa bunu, çünkü Avrupa'da da çok iyi değil. Yani hemşire ücretleri dünyada da genel olarak düşük. Diğer mesleklerle kıyaslandığı zaman. Ama ilk etapta neyin üzerinde duruluyor farkındaysanız, eleman eksikliği diye getiriyor, iş yoğunluğunu, yükünü, tükenmeyi getiriyor, olumsuz çalışma ortamını getiriyor ve daha işte donanım eksikliğini getiriyor.
getiriyor. Yani ilk üç maddeyi bunu sıralamış, dördüncü maddede de ücret yetersizliği koymuş. Bu da yani sayıcılar sadece ücrete takıldılar denmesin diye özellikle burada vurgulamak istedim bunu. Yine bununla ilgili ne demiş? Hemşirelerin ücretleri denk eğitimde olan kişilerin ücretleriyle eşit olmalı diyor. Yani lisans mezunu diğer meslek resmidir. Atıyorum fizyoterapist sağlık için. Ne olsun biyolog. Ne alıyorsa hemşire de onun kadar almalı. Şu an bilemiyorum ama benim zamanımda biyologlar da lisans mezunu. Aynı dönemde girdiğimiz devlet memurları arkadaşlar 200 lira fark vardı. Şu an ne kadar var bilmiyorum. Buna bakmak lazım. Şimdi öyle biz onu dava bile etmiştik. Niye bu fark var diye. Sonra davayı kazanamadık ama takip edemedik. Hatta şöyle bir gerekçe sunulmuştu bize. Kan riski ile ilgili bir ek ödemede destekli bir madde varmış 650'de. İş riski olarak onlara ayrı bir tazminat hesaplandığı söylendi avukat tarafından. Hemşireler sanki kanla çalışmıyor. Yani bu da ayrı bir saçma bir ifadeydi ama sonuçta bizim ilgisizliğimiz ve takipsizliğimiz o davayı sonuçlandırmadı. Ama bu önemli bir konu. Yani fizyoterapistler, biyologlar, işte 4 yıllık lisans eğitimi almış meslek birileri birbirine denk olması lazım. İyi bunun üzerine durmuş. Ayrıca İLO'nun bu kararları içerisinde metin uzun olarak okunduğu zaman o anlam da çıkıyor. Diyor ki İLO, hemşirelik ücretleri ülkedeki hemşire adaylarının hemşirelik mesleğini seçmelerine çekecek noktada olmalıdır. Yani çağrısı konulmalı hemşirelik ücretleri ki meslek seçecek gençler o mesleği seçsinler. Bunun üzerinde durmuş. Gerekli de artış sağlandı. Konu sözleşmeler üzerinde durmuş. Mali tazminatlar verilmesi bu. Özellikle mesleki hastalıkları durumunda çok gündemde olan bir şey. Mesleki tazminatlar konusu ama o konuda da biraz daha farklı bir gerçek bir durumumuz söz konusu. Nedense meslek hastalığı, hemşirelikte meslek hastalığı denildiğinde hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. İşte bel ağrısı, ne bileyim, bacak varisleri ve birçok şey aslında yapılan işle ilişkili şeyler. Ama bu tazminatla gidileceği için o süreç ne yazık ki tamamlanmıyor. Sosyal olanaklar konusu, lojman meselesi özellikle büyük şehirlerde çok önemli. Sabah gelirken şoför Murat Bey'le biraz sohbet ettim. Orada da işte buradaki kiralarla İstanbul'u kıyasladım. Burada 2 artı 1, 450 mi veriyorum bir şey dedi. Bizim asistan arkadaş geldi yine 2 artı 1, 1,5 veriyor. Yani ki şey İzzetpaşa dediğimiz yer yani etrafı gibi öyle çok ağlamışan bir yer değil. İzzetpaşa'da 1,5 veriyor. Şimdi düşündüğünüz zaman bir hemşire arkadaşın işte 2,5 aldığını varsayalım İstanbul'da. 1,5 kira verecek ve hayatını sürdürecek böyle yani bu mümkün değil. Dolayısıyla lojman olanakları çok önemli kurumların. Bunun da insana yakışır şekilde olması, balık istediği gibi üst üste yırmak değil insanları. Yani çünkü orada full time yaşıyor. Bu önemli. Ulaşım çok ciddi önemli bir konu. İşte ulaşım için servis imkanı yazık büyük şehirlerde kaldırdı. Sizde var mı bilmiyorum ama. Ya da en azından ulaşım parasının verilmesi, yol parasının verilmesi belki bir çözüm. Kreş olanağı çok önemli. Az önce söyledim. Hemşireler var, yıllık çalışan kurumlarda 24 saat kreş olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben hatırlıyorum yoğun bakımda çalışırken bir arkadaşım oğlu vardı. Biz denizi yoğun bakımın hasta bekleme odasında büyütmüştük. Çünkü bırakacağı kimse yok. Gece nöbetine gelirken anneyle nöbete geliyor çocuk. O bekleme odasında uyutuluyor ve anne içeride çalışıyor. Gidiyoruz, geliyoruz, çocuğa bakıyoruz. Böyle olmaz ki. Yani ne yazık ki böyle bir patron söz konusu. Nöbet, yemek falan işte nöbetlerde verilen hizmet, bunlarla ciddi sorunlarımız var. Kumanya meselesi. Ben 3 yıl gece çalıştım. Yoğun bakımda. Ve yumurta haşlanmış yumurtayı koyuyorlar bunlar bunu. Hala haşlanmış yumurta yiyemem. Çünkü o öyle bir kokuşuyor ki sıcak mı koyuyorlar, nasıl koyuyorlar, ne halkta, yani nasıl yapıyorlar. İşte bir tarafında peynir, domates ne var, bir de ekmek, bir de haşlanmış yumurta. Şimdi niye hep aynı şey gelir, kumanya bilmiyor. Ya bu değişemez miydi? Yani farklı bir şey konamaz mıydı? Ya da daha standart bir şey, belki şimdi yapılıyordur. Böyle şeyler. Yani orada çalışan kişinin 24 saat ya da 16 saat ne çalışıyorsa ayakta tutacak gıdayı vermeniz lazım. O kaloriyi alması gerekiyor. Ona uygun hizmete sunulması gerekiyor. Ne yazık ki bu sorunlarımız var. Bu hizmetlerin iyileştirilmesi ve de çalışanın bunu seçme hakkı olması gerektiğini söylemiş İLO. Yani şöyle, ben arabamla geliyorum ama yol parası veririm. Yani yol parası var. Servis varsa, ben servisten yararlanmıyorsam
Yani bu seçme hak. Yemek yemiyorum, yemeğimi evden getiriyorum ama yemek parası vermeniz gerekiyor kurum olarak gibi. İş güvenliği konusu, az önce söyledim, çalışan sağlığı açısından bu çok önemli. Bunlar birlikte bisikletin tanımlanması, birimlerin oluşturulması ve hemşirelerin her gün muayenelerinin yapılması. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde son yıllarda bu yapılmaya başlandığını duyduğum yapılıyormuş. Özellikle onkoloji departmanlarında. Ama şöyle bir şey söylediler, ne derece doğru bilmiyorum, yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. İşte kan sayıları, röntgen falan çekiliyor ama bunlar hemşirelerin elinde kalıyor. Yani bir dosyalama sistemi yok derdi. Düzeltildi mi? Yapılıyor. Olması gereken bu. Yani her çalışanın mutlaka bir dosyası olacak. Önerilen şey bu. Ve bunun uygun takiplerinin yapılması, hatta işe girişte kontrolün yapılması. Yani örneğin işe girişte belki hepatit pozitif diyemiyorsunuz, onu orada mı hastanede mi yakalandı? Çünkü tazminat unsuru olabiliyor daha sonra. Onlara başlatılıyor, onu biliyorum. Evet, ona başlandı. Yani bunların kayıtlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Yasal olarak da iştahlı iş güvenliği kanunu çıkarıldı biliyorsunuz. Bu da bunu bir zorunluluk haline getirdi. Şimdi yine bununla ilgili ne demiş? Az önce söylediğim şey, öncelikle sağlık sektöründe iştahlı iş güvenliği birimlerinin oluşturulması gerekiyor. Bunun üzerinde durmuş İLO. Ve hemşirenin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini, bir de bunu yapmış bir görevini, hemşirenin birlikte çalıştığı hekim tarafından muayenesini yapamaması gerektiğiyle ilgili bir madde vardı. Bunun nedeni de şu, suistimali önlemek adına. Yani sende bir şey yoktur, hadi git demesin diye daha profesyonel kimlikte iş yeri hekimi diyeceğimiz daha özel birisinin bu işi yapması gerektiğini objektifliği sağlamak adına öneriyor. Evet, iş güvenliği açısından durum nedir? İş yerinde şiddet ayrı bir başlık altında koydum. Yani kısaca söyleyeceğim. En fazla hemşireler sağ dünya şey bu 2007 ICM'nin bilir, devletinden aldığından bunu. Orada da şiddet üzerine çalışma koşulları anlamında şiddet üzerine çok durmuşlar. Hemşirelerin çok fazla, yani diğer sağlık çalışanlarına göre daha fazla şiddete maruz kaldıkları görülüyor. Bizde de tabii birimler bazında değişiyor. Tabii acil dediğimiz zaman işte orada yine hemşireler aktif oluyor ya da hekimler. Ondan sonra yoğun bakımlarda hemşire hekim, servislerde daha çok hemşire bu şiddet olayına karşılaşıyorlar. Buna yönelik zaten bu ülkenin genel sorunu ama bunun sağlık politikalarıyla da onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunun kökten halledilmesi lazım. Yani hasta hakları derken çalışan haklarını gözeten söylemlerin de çok fazla dillendirilmemesi gerekiyor. Yönetsel sorunlar başlığında koydum çünkü çalışma yaşamının iyileştirilmesi yönetsel müdahaleleri gerektiriyor çoğu kez. Yani yönetici tutumu çok önemli, oradaki bir takım işlerin iyileştirilmesi noktasında ısrarla takip etmesi yöneticilerin ve kendi varlıkları noktaya koymaları çok önemli. Hastane yönetimi genel anlamda otokratik yönetim yapısına ve güç kültürünün hakim olduğu yapı olarak tanımlanıyor literatürde. Yani sağlık kurumları yönetimiyle ilgili yayınlara da baktığınızda bunu göreceksiniz. Genelde baskın kültürünün hakim olduğu sektör, hastalığı sektörü. Biraz da tabii hasta meselesi var ya, üretim gibi değil. Üretimde yanlış bir ürün çıkardığınız zaman depoya ayırırsınız, olur biter. Maliyet kaybınız olur ama hasta bakımında böyle bir şey yok. Ölümle sonuçlanan hatalar olabileceği için titiz davranılan bir sektör. Dolayısıyla çok katı kuralı olan bir sektör. Yalnız burada hemşirelerle ilgili karar mekanizmalarında sorunlarımız var. İşte burada çok dillendirmedim ama ben 663'ün örneğin hemşireliği kamuda yönetici hemşireliği yok ettiğini düşünüyorum. Çünkü zaten baş hemşire diye bir şey yok. Bakım müdürleri hemşire, evet ama onun garantisi yok. Yani merkez olabilir. Dolayısıyla baş hemşire ya da işte hemşire hizmeti müdürü dediğimiz bir pozisyonun yaratılması gerektiğini savunuyorum. Bu niye önemli? Hepimiz akademik yaşamda da böyle anlatılır, hocalarımız ya da bilgisayara ilk girdiğimiz yıllardan beri hep bunun üzerinde duruyoruz. Hemşireleri hemşireler eğitsin ve hemşireler yönetsin. Yani her meslek kendi üyeleri tarafından yönetilsin ve eğitilsin. Ne biz başkasını yönetelim ne de başkası bizi yönetsin. Yani tepede olabilir tabii, tepede belli herkes bir yere bağlı.
unsur. Sağlık sektöründe hemşirenin hem hekimden hem sorumlu hemşiresi ya da hemşirelerden yönetici olarak direktif alması meselesi, yani tek astın iki üstünün olması, bir astın iki üstünün olması meselesini matrix yönetim anlayışıyla açıklıyoruz biz işletme yönetiminde. Yani emir komuta zinciri farklı işliyor orada. Dolayısıyla bu anlayışın sağlık sektöründe benimsenmesi lazım. Ama çoğu kez mevzuat da bunu böyle destekliyor. Hekimler, sağlık sektöründe hekim çalışanlar, klinik şefler eski yönetimlerinde de çok daha belirgindi. Sicil amiri falan oluyorlar. Yani asıl yönetici gibi değerlendiriliyorlar kanuna. O zaman da yönetsel rolü soruyorlar. Yani işte nerede çalışacak hemşire? Hangi hemşire nerede görevlendirecek? Ben onun performansını değerlendireceğim noktasına kadar gidiyor. O nedenle matris yönetim anlayışının tüm sağlık çalışanları tarafından, yani proje bazlı çalışmanın benimsenmesi gerekiyor. Ekip anlayışı önemli bir konu. Yönetici adamları ciddi sıkıntı. Tabii bu sadece Kopiçi Sarı'nın özel üniversite hepsi için geçerli. Yönetici olmanın her konumda belli standartın olması lazım. Yoksa niye uzatabilirsiniz bunu? Yani örneğin şu an hemşire yönetmeliğini, ya Allah kanalıma alınacak ama yeri geldiği için söyleyeyim. Kendi yönetmeliğimizde, kanunumuzda yönetmeliğimizde bile tezat var biliyorsunuz. Ne var orada? Başhemşire olmak için başhemşire tanımına baktığınızda lisanslı, yoksa bir hemşire ön lisanslı falan diye gidiyor. Sonunda hemşireye bakın, yüksek lisanslı, 3 yıl mı ne deneyim, yanlış hatırlamıyorsam, yoksa lisanslı diye gidiyor. Şimdi bu yönetmeliğin kesin ayrı bir ifade. Siz tepedeki adamı lisanslı yaparken alt kademede yönetici pozisyonundaki adamı yüksek lisanslı yapamazsınız. Yani kendi içinde tezat oluşturuyor. Tepedeki adamı yüksek lisanslı diyeceksin, yoksa lisanslı götür. Ama altı standartı yüksek koymuşsun, yukarıya standartı düşük koymuşsun. Bu biraz kitabında bir şey, mevzuat. Dolayısıyla bilgi becerinin yetkinlikte tabii göz ardı edilebiliyor. Rol model azlığı var, evet. Çünkü iyi hemşireler ya yapmak istedikleri, hayal ettikleri şeyi çalışma yaşamında bulamadıkları zaman işi hastane sektöründe ya okullara kayıyorlar, ya başka alanlara kayıyorlar. Yani o alanda kendilerine bir gelecek görmüyorlar. Ne yazık ki bu konuda iyi çalışan, hastaya dokunan, gerçekten rol model alınacak hemşirelerin kırpalanmadan özellikle genç mezunlarla buluşturulması lazım. Onlara rol model olacak. Örneğin eğitim hemşiresi olarak kullanabilirsiniz yönetici arkadaşlar bu kişileri. Yani geri gelen de ona verin. O insanlar onlara bildiklerini aktarsınlar. Rol model olsunlar. Liderlik meselesi yöneticiler kendilerine mutlaka yerine kemik geçeceğini planlamalı ve onu yetiştirmeliler. Yani bir takım mesleki ya da kariyer kaygılarıyla hareket etmemeleri gerekiyor. Yine İlum kararlarında bu şey, ICM tarafında şey var. Olumlu çalışma ortamı psikolojik boyutuna girmiş. İşte iş yükünün olmaması, iş güvenliğinin olması, meslektaş dayanışmasının olması falan gibi hakikaten olumlu çalışma iklimini tanımlayan ifadeler var. ICM bunun üzerine çok duruyor. Bir sürü ki ICM temasında da yine benzer sistemler var. Hep hemşireleri ICM'de olarak görüyor. Değişim için bir güç, yani bir önemli bir sağlık çalışanı olarak görüyor. Ve onun için de bir takım şeyleri ilave ederek işte bir şeylerin sağlık sisteminde değişeceğini hayal ediyor, varsayıyor. Çalışma ortamının iyileştirilmesi için var bir hastane denilen Amerikan literatüründe kullanılan bir şey var ya da hastane. Bu yanlı bilgi olarak özellikle öğrenci arkadaşlar için koydum. Burada mesele şu, bu hastaneler hemşire demir hızının en düşük olduğu, hatta olmadığı, hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu, bakım kalitesinin çok yüksek olduğu hastaneler. Şimdi bir takım standartları var. Tek tek saymayacağım. Şimdi bunu açmak lazım çünkü. Ama özellikle şunu söyleyelim. Bu hastanelerde hastalar, ki bunu anlatan Amerikalı hemşirenin söylediğini aktarıyorum size. Bizim hastanelerimizde dedi, hastalar iyi hemşirelik bakımı var diye tercih ediyorlar. Bu çok güzel bir söylem. İnşallah biz de bunu günleri görürüz gelecekte. İnşallah sizin sayenizde bunları görürüz. Bu çok önemli bir söylem. Yani nasıl bir doktor var, ben oraya bu doktora ameliyat olmaya gidiyorum diyorsa hasta, onun peşinden hastaneye dolaşıyorsa, gelecekte bu hastanelere de bu hastanede iyi hemşirelik bakımı var, ben burada ameliyat olmak istiyorum diyen hastalar inşallah olacak. Örgütlenme, çalışma koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir konu. Örgütlenmede ne durumdayız, sorunlarımız nedir? Bir daha
belki konuşmada yine Atom'un geleceği yaşından çok girmedim. Ama burada ICL tabasında meslek örgütlerinin çalışma ortamı iyileştirilmesinde çok önemli rolü olduğu ve bunun iyileştirilmesi için meslek örgütlerinin çaba sarf etmesi gerektiğini söylüyor, onun üzerinde duruyor. Tabii burada özellikle öğrenci arkadaşlar için öğrenci hemşireler derneği var. Duydunuz değil mi? Kaç kişi mi? Bir yer görüyorum arkada. İki tane görüyorum. Çok azsınız. Buradan da şöyle bir soru çıkarabilir miyim? PYD'ye de üye olmayacaksınız, öyle görünüyor. Değil mi? Evet. Peki bizim sorucumda ne yapalım, neler değişsin? Yani bu çalışma koşullarını iyileştirilmesi için neler düzeltmesi gerekiyor? Öncelikle bu insan gücünün planlamasını yapılması lazım. Yani hemşirelerin çok sayıda yediyorsun edip de zaten az olan ücretlerini, kötü çalışma koşullarını daha da kötüleştirmenin anlamı yok. Hemşireler ne kadar ihtiyacımız var, o kadar yetiştirilsin, nitelikli yetiştirilsin, uygun şekilde istihdam edilsin, temel nokta bu. Eğitim kurumlarının niteliği de burada çok önemli. Doğru düzgün hocası olmayan, işte ne bileyim hemşire olmayan, Anadolu'dan o kadar kötü örnekler yansıtılıyor ki bize, işte ne bileyim veteriner kadın doğum dersine giriyor. Varmış. Ondan sonra ne bileyim işte ben biliyorum Amasya'da şey vardı, yönetim dersine biyolog giriyor. Ben Amasya'dayım, oradan hemen beni bulmuş, bağlantı kurmuştum. Ne işiniz var orada dedim ya, biyolog olarak hemşire okulunda. Ben de bunu da kaldım, bunu buraya geldim. Şimdi ama yani niye bir hemşire arkadaş oralarda olduğunu bilmiyorum. Bu arada hemen parantez içinde kıdemli hemşire arkadaşlara dönerek şunu söyleyeyim. Eğer akademik bir gelecek düşünüyorsanız kendinize, lütfen bu gelişiminizi tamamlayıp siz benim ciddi anlamda kliniği bilen, hastaya dokunan, bu işi yapmış akademisyenlere ihtiyacım var. Gerçekten çünkü öğrenciler bunu bilen ve bilmeyen arasındaki farkı gördüğü dakikada anlıyor. Yani hemen yeni mezunların klinik deneyimi olmadan akademik yaşama geçmemeleri gerekiyor. Bunu özellikle vurguluyorum. En az 3 yıl, 5 yıl gibi klinikte çalışmamız lazım ki akademik araştırma görevlisi bilmem ne olayım bir harekete geçiyor. Hastaya da şunu düşünün, yöneticiler de bana hak verecektir. Hemşirin işini bilmeden onun eğitiminde rol alamazsınız, o hizmetin yönetiminde rol alamazsınız. Önce o iş nedir, içeriğini bilmek zorundasınız. Tamam. Yasal düzenlemeler konusunda 663 sıkıntılı bir düzenleme. Bunu ısrarla belirtmek istiyorum. Çünkü 663 ile beraber güdük durumda yani güdük kalan düzenlemeler var. Örneğin yatakta tedavi uygun iş yapma yönetmeliği güdük kalan. Orada başhemşire yardımcıları falan var. Ama şu an 663'te bu yok. Falan yani o kaldırım konuda yani şey daha doğrusu yerine bir şey de konmadı. Öyle bir durum var. Bizim hemşire kanunu tam olarak uygulamaya yansıtılması noktasına yönetmeliklerin çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ve çalışma koşullarının özellikle ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. İşte az önce söylediğim şey gibi başhemşire kadrolarının mutlaka oluşturulması. Yönetim alanlarının net belirlenmesi çünkü 663'te mevzuata göre şöyle bir ifade var. Hekim dışındaki tüm sağlık çalışanların yöneticisi bakın bu. Ama pratikte bunun karşılığı olmuyor. Yani birçok hastanede işte fizyoterapist, eczacı falan diğerlerin yönetimine giremiyorlar. Ya da farklı uygulama yapmaya çalışıyorlar. Burada sorun var, bu düzeltilmesi lazım. Bir de sağlık politikaları açısından sağlık sisteminin mutlaka sosyal devlet anlayışının uygun şekilde, yani ticari kaygıdan uzak hizmet sunumuna ağırlık verecek şekilde oluşturulması lazım. Çalışanların mutluluğu, verimini sağlayıcı ortamların sağlanması lazım. Özetle ben burada bitireyim. Ve özellikle kadın çalışanları da burada altını çizmek lazım. Çalışma ortamı sadece erkeklere göre değil, kadın anne daha doğrusu, anne adaylarının anne, çocuğu olan, onun bakımı sorumlu olan kişilere göre düzenlenmesi lazım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli hocamız Profesör Doktor Ülkü Baykal'a teşekkür belgesini vermek üzere Sağlık Yüksek Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Şerif Demir'i kürsüye davet ediyoruz.